televizyon ekranlarından Olay Haber Merkezi'nden iyi günler. Ben Deniz Antecik, gündemin getirdikleriyle karşınızdayım. Türkiye'den, Bursa'dan ve dünyadan öne çıkan başlıklar, sıcak gelişmeler ve yaşamın içinden renkli haberler gündemin getirdiklerinde olacak. Türkiye bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mecliste yemin etmesiyle birlikte parlamenter sistem sona erdi. Başbakanlık tarihe karıştı. Beştepe'deki Cumhurbaşkanı göreve başlama töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesi de açılacak. Erdoğan kabinede meclisten isimlerin olabileceği gibi partili olmayan isimlerin de yer alabileceğini açıklamıştı. Yeni kabine ilk toplantısını 13 Temmuz Cuma günü yapacak. Erdoğan'ın yemin töreniyle kabinenin açıklanacağı zaman aralığında ise ilk Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlanacak. O kararnameyle bakanlıklar yeniden yapılandırılacak. Haber başlıklarıyla devam ediyoruz. Tekirdağ'dan dün akşam saatlerinde Türkiye'yi yasa boğan bir haber geldi. Kapıkule İstanbul seferini yapan yolcu treninin 6 vagonu Tekirdağ'da Çorlu ilçesi Sarılar Köyü yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Yaşanan feci kazada 24 kişi hayatını kaybederken yüzden fazla kişi yaralandı. Kazaya rayın altındaki toprağın göçmesinin neden olduğu ortaya çıktı. Tren kazasıyla ilgili ifadesine başvurulan iki makinistle şef serbest bırakılırken Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı seferlerden sorumlu 3 görevlinin daha ifadesine başvurulması talimatını verdi. Devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı telefonla aradı. Erdoğan kaza hakkında bilgi aldıktan sonra hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi. Erdoğan kaza her boyutuyla soruşturulmaktadır dedi. Evet, Hatay'ın Hassa ilçesi Arpalı Uşağı mahallesinde 1 Temmuz'da kaybolan ve dün güvenlik korucuları tarafından kaybolduğu noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bir arazide ölü bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Otopsinin ardından Kırıkhan ilçesine getirilen cenaze gözyaşlarıyla toprağa verildi. Soruşturma ise sürüyor. 6 yaşındaki çocuğun kaçırılıp sonradan bulunduğu noktaya atılma ihtimali de değerlendiriliyor. Ve acı haber bu kez Giresun'dan geldi. Güce ilçesinde operasyon yürüten TİM'e PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Çıkan çatışmada jandarma uzman Çavuş Ali Cevizci şehit oldu. 24 yaşındaki şehidin acı haberi Konya'daki baba ocağına ulaştı. 3 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan şehidin 1,5 ay önce baba olduğu öğrenildi. Terörle mücadele operasyonları aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı 2-9 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde yürütülen terör operasyonları hakkında bilgi verdi. Buna göre operasyonlarda 25'i ölü, 2'si sağ, 13'ü teslim olmak üzere 40 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında terörden aranan listesinde yeşil kategoride yer alan Serdar Kod adlı Serkan Tan'ın da bulunduğu bildirildi. Ve dünyanın gözü Tayland'dan gelecek iyi haberlerde. Gezmek için girdikleri mağarada mahsur kalan 12 futbolcu çocukla antrenörlerini kurtarma çalışmaları dün başlatıldı. Operasyonun ilk gününde 4 çocuk dalgıçlar eşliğinde bulundukları mağaradan çıkarıldı. Helikopterle hastaneye sevk edilen çocukların sağlık durumları iyi. Mağaradaki diğer çocuklarla antrenörü kurtarma operasyonu ise sürüyor. Ve Japonya'da yaşanan sel felaketi can almaya devam ediyor. Japonya'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 100'ü aştı. Yetkililer 11 bölgede 267 bin haneye su verilmediğini, otoyolların sel sularıyla kaplandığını, birçok yerde
düzen seferlerinin yapılmadığını açıkladı. Evet ve gündemin haberleriyle devam edelim. Bursa'da iki erkek tarafından kaçırılarak bir barakada alıkonulduğu iddia edilen kadın, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Bursa'da bir kadını kaçırarak yaklaşık bir hafta bir barakada zorla tuttuğu iddia edilen iki kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Kestel'in Baba Sultan mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre 42 ve 45 yaşlarındaki iki erkek şüpheli 35 yaşındaki bir kadını kaçırarak barakada bir hafta alıkoydu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri barakaya operasyon düzenleyerek kadını kurtardı ve iki kişiyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı. Zorla tutulduğu iddia edilen 35 yaşındaki kadın ise ailesine teslim edildi. Evet, Bursa'da çalıştığı beyaz eşya dükkanını soyan zanlı ile çalıntı mal satın alan ve hırsızlığa karıştığı belirlenen bir spotçu dükkanı sahibi tutuklandı. Çalınan 87 adet beyaz eşya sahibine teslim edildi. Bursa'da beyaz eşya deposunda yaşanan hırsızlığın zanlısı iş yeri çalışanı çıktı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlının kimliğini tespit etti. Çalıştığı iş yerini soyduğu anlaşılan zanlı gözaltına alındı. Soruşturmayı genişleten ekipler hırsızlık mallarının bulunduğu spotçu dükkanında da baskın düzenledi. Toplamda 87 adet kullanılmamış beyaz eşya ele geçirerek sahibine teslim edildi. Hırsızlığı yapan iş yeri çalışanıyla hırsızlığa karıştığı belirtilen spotçu dükkanının sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban var şimdi ekranlarımızda. Yaz sezonu ile birlikte asfalt çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi bir yandan da ham yol çalışmalarına hız verdi. Belediye Başkanı Alper Taban, Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. İnegöl Belediyesi ilçedeki ulaşım koşullarını iyileştirmek ve yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yaz aylarıyla birlikte çalışmalara hız veren ekipler Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan 4 sokakta ham yol çalışması başlattı. Burada ham yol çalışması şu anda yapıyoruz. Ertuğrul Gazi Mahallemizde yaklaşık toplamda 850 metre uzunluğunda bir yolun önce ham yol olarak oluşturması için çalışmalarını yürütüyoruz. 13 bin ton dolgu malzemesiyle toplamda yaklaşık 150 bin liraya mal olan çalışmaları İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da yerinde inceledi. Tabii bunlar muhakkak surette yapılmak zorunda. Bu ihtiyaçları gidermek durumundayız. Gerçekleştirilen çalışmaların ardından 850 metre uzunluğundaki toprak yol asfalt ile kaplanarak vatandaşın hizmetine sunulacak. Ve araç tutkunlarını ilgilendiren bir haber var sırada. Model araç tutkunları Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir araya geldi. İkincisi düzenlenen ve Türkiye genelinde 10 dönümlük arazi üzerine kurulan pistiyle tek olan yarışlara ilgi yoğun oldu. Çamurlu sulardan geçtiler, engellere tırmandılar. Birbirleriyle pistte yarıştılar. Karacabey Belediyesi tarafından ikincisi gerçekleştirilen Karacabey RC araç yarışları model araç tutkunlarını bir araya getirdi. Türkiye'mizin muhtelif vilayetlerinden gelen arkadaşlarımız var. Biz her alanda dediğiniz gibi bu etkinliklere sahip çıkmaya, organize etmeye çalışıyoruz. Karacabey'de gerçekleşen pist ölçeğinde Türkiye'de başka bir pist yok. Öğretmenler Parkı içerisinde 10 dönümlük arazi üzerine kurulan pistte gerçekleşen yarışmaya ilgi yoğun oldu. Türkiye'nin bütün bölgelerinden, bütün illerinden gelen arkadaşlarla Karacabey'in ikinci geleneksel RC yarışlarının etkinliğini yapıyoruz. Karacabey'e İstanbul'dan geliyorum. Yaklaşık 8 yıldır bu hobiyle uğraşıyorum.
Tabii ülkemizde güzel haberler de var. Özgürlüğe kanat çırptı bu güvercin. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir apartman dairesinin balkonuna sıkışan güvercinlerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Kurtarılan güvercinler yeniden özgürlüğe kanat çırptı. Bursa'da bir apartmanın Fransız balkonunda mahsur kalan güvercinleri itfaiye ekipleri kurtardı. Güvercin. Nilüfer'de bulunan bir apartman dairesinin Fransız tipi cam korkuluk ile penceresi arasına sıkışan iki güvercini fark eden vatandaşlar ev sahibine ulaşmaya çalıştı. Güvercin oraya sıkıştı onda. O aradan içeriye girmişler. Sıkışmışlar orada. Evet, kalmış. Evde kimsenin olmaması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekipler yemek bulmak için cam korkuluk ile pencere arasına indiği tahmin edilen ve dar alan nedeniyle kanatlarını açamayan kuşlara yangın merdiveniyle ulaştı. Özgürlüklerine kavuşan güvercinler uçarak kısa sürede gözden kayboldu. Artık kullanılmayan eski köy okulu yaklaşık 70 kişiye barınak oldu. Sırada kiraz toplamak için Türkiye'nin bir ucundan Bursa'nın Keles ilçesine gelen mevsimlik tarım işçilerinin hikayesi var. Kullanılmayan eski köy okulu mevsimlik tarım işçilerinin barınağı oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan kiraz toplamak için Bursa'nın Keles ilçesine gelen mevsimlik tarım işçileri Belenören Mahallesi'nde artık kullanılmayan okul binasında kalıyor. Çocuklarla birlikte yaklaşık 70 kişiler. Sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkıp gün boyu kiraz toplayan mevsimlik işçiler aynı binayı ve aynı sofrayı paylaşmaktan memnun. Biz Mardin'den geliyoruz buraya. Bu çalışmaya geldik, paraya ihtiyacımız olduğu için geliyoruz. Burada kiraz topluyoruz. Kiraz bittiğinde vişne topluyoruz. Sarma var, makarna var, mercimek çorbası var. Ekmeklerini kazanmak için yüzlerce kilometre yol yapan işçiler, kiraz bitince bu kez fındık toplamak için soluğu Düzce'den başlayarak Karadeniz'de alacak. Evet, büyüleyici bir fotoğraf karesi görüyorsunuz arkamda. Sunduğu eşsiz doğal güzellikleriyle yaz-kış ziyaretçilerini ağırlayan Gököz Göleti adeta büyülüyor. Keles'te bulunan Uludağ'ın yeşiliyle gölün maviliğinin buluştuğu bölgeye yerli yabancı turistlerin yanı sıra sporcular da kamp yapmak için yoğun ilgi gösteriyor. Uludağ'ın arka yüzü Keles Gököz Göleti, benzersiz güzelliği ve doğasıyla yaz aylarında da ülkenin her yerinden misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Aikido'da evet 4 duvar arasında oyunlar oynuyoruz ama bunları çevrede ve doğa içinde yapmanın daha güzel olacağını düşündüm. Geldiğimde böyle bir yer olacağını açıkçası hiç tahmin etmiyordum. Mavi ve yeşilin eşsiz birleşiminin bir arada bulunduğu Gököz Göleti, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra sporcuların da vazgeçilmez kamp alanlarından biri haline geldi. 45 kişilik bir ekiple burada Gököz Göleti'nde, Gököz'de kampımızı gerçekleştirdik. Göközü biz tesadüf eseri keşfettik. Sizin de gördüğünüz gibi yani cennetten bir parça. Bölgenin turizme kazandırılması için çalışmalar aralıksız devam ederken eşsiz manzarayı objektiflerine yansıtan doğa fotoğrafçıları ile sporcular gündüz kuş sesleriyle, gece ise yıldızlar altında doğanın keyfini çıkarıyor. Manzara o kadar güzel ki yani böceklerin çıkardığı o sesten tutun yıldızların güzelliğine kadar harikaydı. Ben çok beğendim. Sevgili izleyenler, Bursa gündeminden aktaracaklarımız bunlardı. Sırada dünya haberleri var. İsrail Suriye'de hava üssünü vurdu mu? İşte bu sorunun yanıtı bugün iki ülke arasındaki gerilimin dozunu arttırdı. Suriye saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu.
Suriye Devlet Televizyonu T4 hava üssüne füze saldırısı yapıldığını öne sürdü. Saldırıdan İsrail'i sorumlu tutan, İsrail'den atıldığı öne sürülen füzelerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği de iddia edildi. İsrail'e ait bir savaş uçağının düşürüldüğü de iddialar arasında yer alırken, Suriye Devlet Haber Ajansı SANA, hava üssünde maddi zarar meydana geldiğini duyurdu. Olayın ardından İsrail ordusu, yabancı ülkelerden gelen raporlar hakkında yorumda bulunmadıkları açıklamasını yaptı. Suriye 9 Nisan'da üsse yapılan bir başka saldırıdan da İsrail'i sorumlu tutmuştu. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, bugün Golan Tepelerine yönelik misilleme olarak Suriye ordusundan gelebilecek herhangi bir girme girişimine sert yanıt vereceklerini söyledi. İsrail kanadından bir başka açıklamada Başbakan Netanyahu'dan geldi. İsrail ablukası altındaki Gazze'yi yöneten Hamas'a karşı yeni bir seferberlik açıklayan İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye ticari malların giriş kapısı olan Kerem Şalom'u kapadıklarını duyurdu. Uzun süredir İngiltere ile Rusya'nın gündemini meşgul eden kimyasal madde krizi büyüyor. Eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızının zehirlendiği iddia edilen Novichok maddesine maruz kalan kadının yaşamını yitirdiği açıklandı. Geçen hafta ülkenin güneybatısında Amesbury kasabasında evinde bilincini yitirmiş şekilde bulunan ve hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki Dane Sutrus, pazar akşamı hayatını kaybettiği açıklandı. 3 çocuk annesi kadının ölümüne ilişkin cinayet soruşturması başlatılırken, aynı evde bilinci kapalı halde bulunan Charles Rowley ise durumu ciddiyetini koruyor. İngiliz yetkililer çiftin Novichok maddesine nasıl maruz kaldığını çözmeye çalışıyor. Şimdiye kadar açıklanan bulgulara göre çift maddeye elleriyle temas etti. Yetkililerin henüz maddenin kaynağına ulaşmadığı bildirildi. Öte yandan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov günlük basın toplantısında Rusya'nın zehirleme vakasıyla bağlantılı olduğuna dair iddiaların absürt olduğunu belirtti. Kriz, İngiliz Dış İstihbarat Servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergei Skripal ile kızı Yulia Skripal'in 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmasıyla başlamıştı. İstifalar, seçimler, atamalar siyaset dünyasında da hız kesmiyor. İngiltere'de hükümet adına Avrupa Birliği ile ayrılma sürecini müzakere eden Brexit Bakanı Davis istifa etti. Davis'in yerine Dominic Raab atandı. Aylardır kulislerde konuşulan istifa dedikodularının ardından İngiltere'nin ünlü Brexit bakanı David Davis istifasını verdi. Davis'in hükümetin Brexit sürecine yaklaşımına pek de sıcak bakmadığı Londra'da bir sır değildi. Davis'in öncülük ettiği Brexit ekibinde yer alan isimlerden Steve Baker da patronunun seçtiği yolu izleyerek istifasını sundu. Öte yandan David Davis'in istifasıyla boşalan Brexit bakanlığına Dominic Raab getirildi. İskan ve Planlama Bakanı olarak görev yapan Raab'in, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılma müzakerelerini yürütmekte görevli bakanlığı atandığı kaydedildi. Raab, 2016'daki referandum öncesinde ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılığı için sıkı kampanya çalışmasında bulunmuştu. Basında Raab Selefi Davis gibi sert Brexitçi olarak tanımlanıyor. Oxford ve Cambridge Üniversitesi'nden mezun iki çocuk babası Raab, 2010'da milletvekilliğine seçilmeden önce avukatlık yapıyordu. 44 yaşında bakan 2015 yılından bu yana Muhafazakar Parti iktidarlığındaki hükümetlerde çeşitli görevlerde bulundu. Haiti hükümetinin yakıta zam planı şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerle sonuçlandı. Protesto eylemlerinde 7 kişi hayatını kaybetti. Hükümet zam planını rafa kaldırdı. Ada ülkesinin başkentinde zam girişimine karşı 2 gün boyunca düzenlenen gösterilerin ardından protestocular dükkanları yaktı. Savaş alanına dönen kentte cuma günkü gösterilerde en az 3 kişinin öldüğünü, pazar günü de 4 kişinin cesedinin bulunduğu açıklandı.
Yaşanan olayın ardından birçok uçuş iptal edildi ve telekomünikasyon hizmeti etkilendi. Haiti hükümeti gösteriler üzerine cumartesi günü benzin ve dizel dahil yakıt fiyatlarında %38 ila 51 zam yapma planını rafa kaldırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir helikopter kazası var sırada. Williamsburg'taki yerleşim birimlerine çarparak infilak eden helikopterin pilotu hayatını kaybetti. Görüntülerde alevlere teslim olan evler kameralara yansıyor. Bölge halkı çarpma anının şokunu yaşarken helikopter kazanın hemen ardından paramparça oluyor. Virginia Eyalet Polisi bir helikopterin Williamsburg'da yerleşim merkezine, bina kompleksine çarparak düştüğünü ve pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı. Pilotun R-44 tipi helikopterdeki tek kişi olduğu belirtilirken ekipler arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Öte yandan söndürme çalışmalarının ardından bölgeden çekilen görüntülerde kazanın bilançosunu gözler önüne seriyor. Pilotun kimliğini belirleme çalışmaları devam ederken kaza nedeni ise araştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ünlü Türk doktor Mehmet Öz, Suriye'nin Azez kentindeki çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla tek tek ilgilenen Öz, onlara hediyeler dağıttı. 3,5 milyon mülteci var şimdi Türkiye'de, Suriye'den. Bunları eğitirsek dünya lideri olacaklar. Eğitmezsek terörist olacaklar. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, Azezli çocuklarla buluştu. AFAD'ın organizasyonuyla Türkiye'ye gelen Öz, Gaziantep'teki temasların ardından AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile beraber Öncü Pınar sınır kapısından geçerek Suriye'ye gitti. Azez bölgesine geçen Öz, burada Türkiye'nin destekleriyle oluşturulan hastane ve okulları gezdi. Meslektaşlarıyla fikir alışverişinde bulundu. Çocuklarla yakından ilgilenen Doktor Öz, onlara oyuncak armağan etti. Parka gitti, resim atölyelerini gezdi. Kalbinde delik olan bir kız çocuğunu muayene eden Doktor Öz, çocuğun tedavisi için AFAD'dan destek istedi. Türkiye gelmezse o kız ölecek, yazık olur. Yani tamir edebileceğimiz bir kalp rahatsızlığı var, delik var kalpte. Tamir etmediğimiz için çocuk morarmaya başladı şimdi. Tek yol Türkiye. Öz, evinin bombalanması nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan bir çocuğun tedavisi içinse ekibiyle iletişime geçti. Bir senedir. Mehmet Öz, Türkiye'deki temasların ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döndü. Benim sesimi duyan herkes 2 dakika otursunlar, düşünsünler, deseler ki ben ne yapabilirim kendim, şahsım ne yapabilirim yardımcı olmak için. Ufak bir şey olsa bile mektup gönder, futbol topu gönder. Evet, Türkiye'den, Bursa'dan ve dünyadan öne çıkan başlıklar ve sıcak gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. Yarın akşam aynı saatte gündemin getirdiklerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.